çalışmalarımız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de AK Parti 2023'e doğru şehir buluşmaları programına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında 23 yıl önce 12 Kasım 1999 Düzce'de yaşanan depremi hatırlatan Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle projeler yaptıklarını kaydetti. 17 Ağustos Marmara depreminden tam 87 gün sonra 12 Kasım 1999'da Düzce'de yine bir deprem yaşadık. 23 yıl oldu. Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acılarımız hala taze. Dün yaşanmış gibi orada yakınlarını, akrabalarını, eşlerini kaybeden kardeşlerimiz var. Ve o depremde yaralanan, belki hala tedavi gören vatandaşlarımız var. Ben bu vesileyle depremlerde, afetlerde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de bakanlık olarak emin olun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde hızlı gönüllü dönüşüm projelerimizi yapıyoruz. Aslında bunun bir benzerini de Rize'de yapıyoruz. Rize deprem bölgesi değil ama maalesef sağlıksız konutlarımızın olduğu bir şehrimiz. Zamanında dolgu yapılmak suretiyle ve buradaki o günün şartlarına göre yapılmış binalar maalesef bugün teknik ve sağlamlık açısından baktığınızda yeni yönetmeliklerimize uygun değil. Dolayısıyla burada da bu dönüşüm sürecini hep birlikte yürütmek, dönüştürmek zorundayız. Şu ana kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık ve halihazırda 250 bin konutumuzun dönüşümü de 81 ilimizde devam ediyoruz. Sadece bu bizim bakanlığımızın inşaatlarını yaptığı dönüşüm projeleri. Türkiye genelinde AFAD tarafından farkındalık oluşturmak adına çök, kapan, tutun tatbikatı gerçekleştirileceğini söyleyen Bakan Kurum, bütün binaları kararlılıkla yenileyeceklerini aktardı. Bugün de yine yapmamız gereken ve bütün Türkiye'de farkındalığı oluşturacağımız önemli bir tatbikatımız var. AFAD'ımız Türkiye genelinde saat 18.57'de çök, kapan, tutun tatbikatı gerçekleştirecek. Biz de bu tatbikata Rize'den hep birlikte katılacağız. Ve burada hem depremlerdeki farkındalığı oluşturmak, biz istiyoruz ki depremlerden sonra üzülmeyelim. O acıları bir daha yaşamayalım. İşte Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'e gittik. Evet, devletimiz güçlü. Devletimiz hiçbir afetin namlusu altında kalmadı. 2 saat sonra bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte biz oraya gidiyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz. Ama bu dönüşüm sürecini bitirmek zorundayız. Depremle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. O yüzden bütün binalarımızı bu alanda yenilemek ve kentsel dönüşümümüzü, deprem dönüşümümüzü kararlı bir şekilde yürütmek zorundayız.